Arkadaşlar merhabalar bugün 18 Ağustos 2024 Pazar ben Bahattin Çağdaş şimdi sizlere e, Filistin'le ilgili bir, bir bir birinci bölüm ve ikinci bölüm yapmıştım e, birinci bölümde e, işte Cevdet Sunay'ın hatıratından bahsettim bilmiyorum e, onu e, e, ruhunu satmayan birisi acaba ele geçirecek mi? Dus Ekber Filistinden bizi bırakıp kaçtı diye, tamam mı? E, ondan bahsetmiştim. E, şimdi e, sonra ikinciyi çektik e, ikinci videoyu ikinci bölümü. E, bu sefer de e, ara araştırırken ederken İngiliz kaynaklarında e, Filistin'in ne kadar öne önemli olduğunu Böyle çarpan bir cümle paragraf dikkatimi çekti. O o yüzden bunu şey yapayım dedim, e, bu videoyu yapayım dedim. Yani Filistin o kadar önemli ki. E, şimdi onu göstereceğim ben size. E, arkadaşlar e, birincisi buydu. Deyus Ekber'i Filistin'den bizi bıraktı, kaçtı. Eski askerin isyanı, e, yani hatıraları kurtarılmalı demiştim. Cevdet Sunay'dan bahsetmiştik. Cumhurbaşkanı. Bilmiyorum. Ee, ne durumda? Hatırat şu anda. <laughs> İki, e, hatırat e, bu sözlü bir şeydi. Anlatımda birinci bölüm. İkincisinde e, şeylerle, e, küpürlerle, gazete küpürleriyle, haberleriyle, işte benim yaptığım şeylerle falan e, e, izah etmeye çalıştım. E, mesela bu savaş müzesi, buradaki İngiltere'deki savaş müzesi, gittiğim savaş müzesi. E, şurada da ee, o dönemin Evening Standard gazetesinde çıkan bir haber ee, kaçması ile ilgili, kaçtığı ile ilgili ee, gazete küpürü burada. Yani laf olsun, torba olsun diye konuşmuyoruz. Escape diyor mesela burada. Kaçıştan bahsediyor. Ona da ikinci ikinci şeyimizde videomuzda yer verdik ve o kaçışın yani Mustafa Kemal'in kaçışının. <laughs> sır olduğunu İngiliz gazetesi de anlayamıyor. Yani bu nasıl bir kaçıştı diyor. Sırdı diyor. Hala anlaşılmamış bir sırdı diyor. Tamam mı? Ee, yani gazete küprü de burada. Ee, şöyle bu Türkçe açıklaması Evening Standard. Şurada. Tamam arkadaşlar. Şimdi gelelim 3'e. 3'e. Şöyle arkadaşlar. E, şeye girdik. Ee, National Army Army Museum Yani e, İngiltere'nin e, işte e, Ulusal e, e, Ordu Müzesi. <laughs> Fakat arkadaşlar Filistin'e geçmeden önce Filistin'le konuşuruz da şu cümle yine dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın burada burada e, yine hani bahsettim ya da Selanik Army Selanik ordusundan bahsettim yani ya, 30 Mart ayaklanmasını yapan ordu. E, nedense burada o geçiyor. E, o Sel Selanik geçiyor yine tekrar. Oradan diyor yapılan baskıyla diyor. Bakın Selanik nerede? Nere? Fil Filistin nere? Selanik'ten yapılan e, baskıyla e, Filistin'deki şey kazanıldı diyor. E, savaş savaşın kazanılmasına yardımcı oldu diyor. Şöyle bir saniye. Arkadaşlar işte Osmanlı'nın çöktüğünü söylüyor. İşte Alem Bey diyor şey yaptı diyor swept, swept, süpürdü diyor ilerledi diyor. 1 Oktobur, 1 Ekim ve 23 Ekim işte arası şey yaptı diyor mağlup etti Mezopotamya'da diyor şeyi yani. Türkleri hep Türks diye, Türks diye geçiyor arkadaşlar Turks diye geçiyor. E, e, Mezopotamya'da yiyen e, dağıttı, mağlup etti onları. E, şeyde de diyor, Selanik'te de diyor, şeydeydi diyor, pressure, pressures et Selanika, e, baskı altındaydı Türkler diyor. Adeta diyor, adeta süt, süt yalvardı. Turks, süt for peace barış için yalvardılar diyor. Yani iki taraftan sıkıştırıldı artık. Selanik'te ne olduysa, nasıl bir şeyler olduysa Selanik'ten de bastırılıyor. şeyden de işte Mezopotamya'dan da ondan sonra ve Elenbi, Elenbi arkadaşlar 560 kilometre yapıyor, yol yapıyor. Bir buçuk aydan biraz fazla şeyde zamanda bir buçuk 560 kilometre. işte hızlı kaçış ya. Arkadaşlar bakın resmi bunların kaynaklarına göre de evet 75.000 yet, prisoner prisoners yani esir alıyor arkadaşlar. Bizinkiler esir alıyor. Ee, onlar ondan sadece for the loss of 5000. 5000 5000 şey yapıyor. 5000 adam kaybediyor. Yani 75.000'e karşılık 5000. Tamam? Şimdi ee, yani sel buradaki Selanik'i şey yapmak istedim. Selanik'i, Selanik'i vurgulamak istedim. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir saniye. Şunun ee, Evet arkadaşlar. Şurası insanın Filistin'in ne kadar önemli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Filistin mağlubiyetinin. Şöyle bir saniye. Arkadaşlar işte burada bahsediyor Beyrut'a ne kadar adam gönderdiklerini işte ondan sonra başka yerlere ne kadar adam gönderdiklerinden bahsediyor. Çoğu da işte Hint falan Hintli askerler kolon asker, Commonwealth askerleri yani koloni sömürge askerleri ve karıştırıcı 16, 16. Oktober, 16 Ekim'de de Lawrence arkadaşlar Rival varıyor. Damaskus, Şam'a varıyor arkadaşlar. İşini bitirmiş bir şekilde. Ee, ondan sonra e, bu arada yine hızla bir 296 kilometre hız hız yapıyorlar yine. Müthiş yani. Yollar açık. Otoban gibi böyle. Açık. E, işte e, ve 5 e, gün sonra da arkadaşlar 5 days later Turks, Türkler Töp Türk, Türk diyor ya, Türk Science, Sign diyor, armistik e, ve ateşkes imzalıyor arkadaşlar. Türkler ateşkes imzalamak zorunda kalıyor ve şu cümle, bakın arkadaşlar, 600 year old, 600 yıl yaşındaki Osmanlı, yani Osmanlı Empire em, İmparatorluğu. Was subsequently partitioned. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölünmüş oluyor. Tekrar ediyorum 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu bölünmüş oluyor. Yani burada iş işi bitiriyorlar. Burada bitiyor yani Filistin'de iş bitiyor. Filistin'deki işte hezimetle. O bölgedeki Mezopotamya'daki hezimetle Osmanlı'nın bitişini bakın İngiliz kaynağı da söylemiş oluyor. Şimdi bir de arkadaşlar şuradaki evet meşhur Alembi arkadaşlar. Alembi bu adam. Evet. Bir sürü ismi var. Bakın Field, Marsh, şey onlar şeyi, e, Marshall e, ne derler, askerlik ünvanları da Lord koyuyorlar. O da şey, e, Title işte e, başlık, of Megiddo on bilmem ne falan, Felix Dow vesaire. Neyse. E, bu tür adamların isimlerini karıştırmak için çok isim kullanıyorlar. Farklı isimler kullanıyorlar. Şimdi arkadaşlar şurası çok acı. Şurası çok acı. Bakın arkadaşlar. E diyor ki burada Türk askerlerini diyor şey yapıyorlar gömüyorlar diyor. Bakın burada Türk askerleri var. Belki de e, sizlerden bizlerden birinin dedesi bu. Bakın yatıyor bak. Buralarda yatıyorlar gördünüz mü? Allah'tan gömüyorlar bakın. Yani en azından gömüyorlar. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Fotoğrafı. Bak dedelerimiz yatıyor burada bak. Bakın. F General Sir Edmund Allenby walks into Jerusalem December e, 1917 e, Aralık Evet Allenby General Allenby Jerusalem'e Jerusalem'e Jerusalem e girişi arkadaşlar e, Jerusalem'e girişi e, Artık bilmiyorum bayağı böyle heybetli giriyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a girişi gibi. O, gerçi at üzerinde ama yürüyerek giriyor. Ee, Selahattin Eyyubi'ye nispet olarak mı giriyor? Artık e, neyse e, bir saniye Evet arkadaşlar. Jerusalem'e yani Kudüs'e. Ee, burada e, baş, Batı dillerinde Jerusalem deniyor. Kudüs'e giriyor. Kudüs'e giriş arkadaşlar. Peki e, isteyen olursa bakabilirler. E, National Army Museum sayfasında arkadaşlar eee Şöyle bakalım hızlı bir geçelim ee, belki faydalanan olur fotoğraflar var ee, evet LM, LMB LMB devam edelim ee, Mısır Suriye haritası işte sınır Gaza Gaza bak o zamanki Kudüs Amman ee, çek şunu kenara ee, Megiddo. Gidio şey Mediter Mediter Si, Akdeniz devam edelim. Ma manu 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 of nasıl söyleniyor ya? Manu maneuver maneuver e, fotoğrafı gördünüz. Bizim limon Liman Van Sanders orada 1917. Bak o ha e, şeyden Mustafa Kemal ö, 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 şey bahsetmiyor yani eleştirmiyor şeyde bu hikayede. Adamını eleştirmiyor. Nablus Hava atağı arkadaşlar. Evet. Yine hava atak e, hava saldırısı yani bayağı havadan mamadan bayağı şey yapmışlar. Şöyle Türkçe'ye çevirerek okuyalım arkadaşlar. Hava saldırısı. Türk orduları tuzağa düşürüldü. Nablus ele geçirildi ve yıkıcı bir hava bombardımanı Vadi El Fara yolu boyunca geri çekilme hattını kesti. İngiliz ve Avustralyalı uçak dalgaları Osmanlı güçlerini def defalarca saldırdı güçlerine yüzlerce araç vagon silah ve ölü veya yaralı askerin enka, enkazı altı e, e, enkazı 6000 uzunluğundaki bir yol boyunca dağılmıştı. 21 Eylül'de Namlus civarında Osmanlı kuvvetleri dağıldı ve ve 20. kolordunun esirleri toplamasına izin verildi. Avustralya hafif süvarisi gibi atlı birlikler daha sonra Samak'ta Osmanlı birliklerini ezdi. Devam edelim aşağı doğru. Zafer diyor. Bakın arkadaşlar e, fotoğrafçıları da iyi çalışmış. Bakın nasıl poz veriyor şey. E, Avustralyalı şeyler. E, atlı suvariler. Avustralya hafif atlısı. Filistin'de 1918. Sonuçlara bakalım bir. E, sonuçlardan bahsediyor işte arkadaşlar. Golan Golan tepeleri ele geçti diyor. Neyse e, ve burada e, Lawrence arkadaşlar, Yarbay Lawrence yine sahnede e, önemli rol oynamış. Burayı zaten okumuştuk arkadaşlar. Ateşkes, e, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu sonra bölünmüş oldu diyor. Bu şeyle diyor. Bu savaşla bölünmüş oldu diyor. Ee, bir saniye. Osmanlı İmparatorluğu arkadaşlar 2 Ağustos 1914'te gizlice diyor burada e, merkezi güçlere katıldı diyor. İt, merkezi güçler ittifakına katıldı. Eski topraklarını kurtarabilmek umuduyla diyor. Tamam mı arkadaşlar? Ee, ve şurada hatta bakın e, Gazze'ye Osmanlı'nın elindeymiş Gazze Osmanlı'nın elindeki Gazze'ye yapılan iki saldırı başarısız olmuş arkadaşlar Gazze'yi savunmuş e, Gazze'yi savununca Osmanlı e, Muray yani o generali başarısızlıktan dolayı alınmış yerine işte meşhur Allenby General Sir Edmund Allenby getirilmiş arkadaşlar e, işte gördüğünüz Evet arkadaşlar, bitiş tarihi attım mı bilmiyorum. 18 Ağustos 2024, Pazar ben Bahattin Çağdaş arkadaşlar. 3. Deyus Ekber bıraktık kaçtı. 3. bölümü de yapmış olduk. Filistin'in önemini gördünüz. Filistin kaybedince ne diyor? 600 yıllık bir Osmanlı devleti diyor. Parçalanmış oldu diyor. İşte şurada da fotoğrafta görüyorsunuz. Ee, şeyler işte... Türk askerleri, Osmanlı askerleri işte ölmüş ve onları gömüyorlar. Birilerimizin dedeleri yatanlar. Şimdi Allah rahmet eylesin. Evet. Bir saniye. Peki arkadaşlar. Görüşmek üzere. Lütfen. E, abone olmayı unutmayalım. Sansür aşabilmek için beğenelim ve paylaşalım. Peki kolay gelsin.